Hayırlı bayramlar arkadaşlar. Bugün Koşarlar Derneği'ndeyiz. Adıyaman Gerger Merkez Koşarlar Köyü Derneği yeri Yeşilpınar'da. İstikbalin arkasında. Malum köyde, Gerger'de yaşayan insanların çoğu İstanbul'a göç edince burada da bir arada toplanmak zorunda hissettiği için kendini dernek kuruldu. Ve köydeki bayramlaşmanın aynısını şimdi İstanbul'da yaşıyoruz. Dernek merkezinde yaşıyoruz. Yine köylüler bir araya geliyor, bayramlaşıyor. Dernekte köylüler bir araya gelip burada bayramlaşma töreni gerçekleşiyor. Biz de şimdi bu Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar olsun. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar olsun. Ben Cumhurbaşkanı. Şimdi hoş geldiniz. Süleyman abi. Vay Emin abi, hoş gelmişsin. Şimdi bir şey diyeceğim. Bak şimdi eğer biz Merkez Koşarlar Köyü'nde olsaydık. Evet. Şimdi yine böyle bir köy odasına toplanacaktık. Bayramlaşacaktık. Ve herkes birbirinin evine gidecekti. Şimdi İstanbul'a geldik. İstanbul'da herkes dağınık yerde. Ama gene bir yerde buluşup bayramlaşıyor. Doğru mu? Elhamdülillah. Çok şükür. Ne diyorsun bu işin? Rabbim bu günleri bize gösterdiği için Allah'a ne kadar şükür etsek azdır. Bu da Mevlam'ın bize lütfettiği bir güzelliktir. Allah'a çok şükür. Akrabalarla en azda bir araya geliyoruz, bayramlaşıyoruz. Bu da bir nimettir. İnşallah bizden sonraki çocuklarımız da bunu devam ettirir. Allah sizlerde de razı olsun. Bu işte aslında sizin gibi insanların emeği çoktur. Çünkü bunun yayınını yaparak buraya ulaşmayan insanları da yayın yoluyla ulaştırıyorsunuz. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Bunu biz farkındayız. Biz dile getirmesek de siz bunu bilin. Eyvallah. Yani bu sizin de güzelliğiniz vardır bunda. Elhamdülillah biz de elimizde geleni yapıyoruz. Gelecek çocuklarımıza da örnek olmaya çalışıyoruz. Eyvallah.
İnşallah gençlerimize yansır bu. İnşallah bundan sonra da devam edilir bu. Yani bu güzel yani, Allah'a çok şükür. Rabbimize sağlık verdiği müddetçe de bu gelenekselerimiz devam edecek. Bu vesileyle sizlere teşekkür ediyorum. Ramazan Başkan'a da soracaktık ama dua başladı. Emine hoş geldiniz. Böyle bir bayramda Allah bize getirin, Allah'a çok şükür. Kuşallar Köyü Derneği, biz böyle bir derneğe sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Buraya bize bırakanlara, bizim eski başkanlara hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah bizden sonraki nesil de bunu devam ettirir. Bu bayramlar güzel oluyor. Halk hepsi bir araya geliyor. Onun için daha güzel olacak. Bizden sonra gelenler de aynı sistemi inşallah devam ettirir. Ama ve lakin bizim koşarlar ki kimse derneğe güçlesin. Derneğimize sahip çıkalım. Allah birlik beraberimizi bozmasın. Bozmak isteyenlere de Rabbim fırsat vermesin. Bak Emin abi, maç oynarken kural değiştirilmez. Kural değiştirmeye kafalara da Rabbim fırsat vermesin. İnşallah iyi olur. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'a görüşün bakalım. Birincisi Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'i ya okuyacaksın ya dinleyeceksin. Rabbim okuyanlardan dinleyenlerden eylesin. İkincisine gelince müminlerin en büyük hediyesi duadır. Dua, birbirimize Allah razı olsun desek ondan daha büyük hediye yoktur. Üçüncüsüne gelince hayır hasenat. Hamdolsun bu derneğimiz de 13. yıla giriyor, kurulmuştur. Temelinden bugüne kadar emeği geçen abilerimizden, kardeşlerimizden Allah hayırlarını kabul ve makbul eylesin. Allah böyle nice nice eserleri kendilerine nasip eylesin. Tabii ki o günden bugüne kadar burada hep Kur'an, dua, hayır, hasalat yapılıyor. Rabbim bizden sonra gelen gençler bu güzellikleri daha iyi yapmasını nasip eylesin. Hamdolsun bakın hepiniz bizden daha gençsiniz. Rabbim sizlere güzel, ahlaklı, güzel eserler yapmayı nasip eylesin. Değerli cemaat, Kur'an-ı Kerim okunacak dedik. Dua yapılacak inşallah. Tabii ki sizler de Allah razı olsun sükunetle dinliyorsunuz. Biz bunu önce söyledikten sonra dinliyorsunuz. Geçenlerde belki çoğunuz şahitsiniz. Hoca geldi orada Kur'an-ı Kerim. Ben bunu dedikodunu yapıyorum. Geldi hemen Kur'an'a başladı. Fakat ondan önce söyleseydi işte Kur'an'ı diyeceksin, şöyle oldu, böyle oldu diyeceksin. Kimse sesini çıkartmayacaktı ama hocanın sesi milletin sesinden millete gitmiyor. Sonra uyandı, dedi ki işte bu böyle oldu. Allah hepinizden razı olsun. Siz sükunetle burada vaaz verirken, Kur'an okurken dinliyorsunuz. Sükunetle dinliyorsunuz. Biz sizin yüzünüzde gurur duyuyoruz. Türkiye'nin, bütün dünyanın başına geldi o musibetler. Allah böyle musibetleri bütün Müslümanların üzerinden daf eylesin. Amin. Daf eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizin geçmişlerinize rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Biz de efendim ahirette güç ettiğiniz zaman arkamızda da hayırlı avlatlar, hayırlı komşular, hayırlı akrabalar, hayırlı torunlar Kur'an okuyup da dua edip de hayır hasenat yapanlardan eylesin. Tabii ki hocamız inşallah hocanın yanında bize konuşma da düşmez yani. Pek fazla bilmiyoruz. Ondan sonra hoca Kur'an okuyacak inşallah. Sizler de dinleyeceksiniz. Bütün geçmişlerimiz burada faydalanacak. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizin bayramı mübarek eylesin. Allah nice nice bayramlar sizlere ve bizlere bütün Müslümanlara nasip eylesin. Allah kimseyi esersiz bırakmasın. Allah kimseyi avlatsız bırakmasın. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine amenu ve amilussalihati kanet lehum cennetul firdevsi nuzula. Halidine fiha la yabğun anha hivela. قل لو كان البحر مدادا لكلمة ربي لنفد البحر
البحر قبل أن تنفذ كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يؤمن إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم değerli zaman dua yapacağız bu ara sonra inşallah başkanımızda Allah'a nasip eyle ya Rabbi görülmüş ve görülmemiş kazalardan, belalardan, şüphelerden bütün ümmet-i Muhammed'i koru ya Rabbi ya İlahi ya Rahman Rahim'in dilimiz dönünce son nefesimize varıncaya kadar aşkla buyurun kelime-i şehadet eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluna diyerek günden 5 vakit namaz kılarak 11 ayını sultanı geldiği zaman orucunu tutarak malımız olduğu zaman zekatımızı vererek o mübarek toprakları hak ettiği zaman o yola çıkarak bütün din kardeşlerimize, evlatlarımıza, komşularımıza, akrabalarımıza, torunlarımıza ve nasip eyle ya Rabbi ya İlahi ya Rahman Rahim'in temelinden bugüne kadar bu derneğimize emeği geçen abilerimize, kardeşlerimize Allah razı olsun, Allah hayırlarını kabul ve makbul eylesin ya Rabbi. Allah nice nice eserleri kendilerine nasip eylesin ya Rabbi. Kimseyi evlatsız bırakma ya Rabbi. Kimseyi asersiz bırakma ya Rabbi. Ya İlahi ya Erhamer Rahimi. Dualarınızı Arafat Meydanı'ndan Muzdalife'den Mine'den, Mekke-i Mükerrem'den, Medine-i Münevver'den, Mescid-i Aksa'dan kabul olan dualardan eyle ya Rabbi. Ya İlahi ya Erhamer Rahimi bizi ve bütün Müslümanları Allah'ı sevdiği kullarından eyle ya Rabbi. Kur'an'ı sevenlerden eyle ya Rabbi. Peygamberleri sevenlerden eyle ya Rabbi. Anasını babasını sevenlerden eyle ya Rabbi. Kâf ve ehli iman ar-rahî için. Bütün geçmişlerimizin ruhu için. Allah rızası için. El-Fatiha. Köşeden al bu tarafa. Allah hepinize razı olsun. Şimdi başkanımız inşallah size bir teşekkür konuşup size yapacak. Allah hepinize razı olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Hepinizin bayramı mübarek olsun. İnşallah Kurban Bayramı'na Rabbim kavuşturmayı nasip etsin. Bir kurye değinip mikrofonu bırakacağım. Derneğimize küsmeyelim. Derneğimizin kıymetini bilelim. Ben 5 aydır buradayım. Genelde derneklere ben gittim. Böyle hiçbir dernek yoktur. Onun için bu derneğin kıymetini bilelim. Allah bozmak isteyenlere de fırsat vermesin. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bayramınız mübarek olsun. Allah'ın rahmetli, bereketli üzerinizde olsun. Sizi hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bütün ümmet-i Muhammed'in bayramını mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerinde olsun. Bu dememize yaptığınız katkılardan dolayı, bugüne kadar yaptığınız katkılardan dolayı hepimize teşekkür ediyoruz. Derneğimizi yaşatalım. Derneğimize her konuda yardımcı olalım.
bilmediğimiz bir şey varsa da, unuttuğumuz bir şeyler varsa da bize hatırlatın. Allah hepinizden razı olsun. Kurban Bayramı'na ulaşmayı da Rabbim nasip etsin. Tekrar Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerimizde ve üzerimizde olsun. Mehmet Doğan, Asya Taşkın, Süleyman Ok konuştu. Hepimizin bayramımızı en içli kalbine, duygularımla kutluyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Allah'a şükür ben Malatya'da büyüdüm ama elhamdülillah şu Kuşarlı köyündeyim, Dirşan Aşirik'teyim. Biz 5 mahalleyiz, 5 kardeşiz. Biz her zaman birlik kuracağız. Biz her zaman birbirimizin güzellikleri konuşacağız Allah'ın izniyle. Rabbim bize verirse inşallah nasip ederse buradaki yaşlı abilerimiz de köyümüze götürüp güzel bir piknik yanında benim kendi fikrimi düşeceğim güzel bir piknik yapalım inşallah. Burada her zaman parmakla İstanbul'da bizi parmakla gösteriyorlar. Kuşarlı köyü deyince birlik var, beraberlik var. Tabii ki ufak tefek et tırnağında ayrılmaz. Ufak tefek evin tuzu biberidir. Kavgalarımız olur, yanlış konuşmalar olur. O bizim evin tuzu biberidir. Ama ben inanıyorum ki biz 5 mahallede her zaman 5 kardeşiz, her zaman birlik olacağımıza Allah'ın izniyle ben inanıyorum. Hepinize Allah razı olsun. Rabbim birlik ve beraberimize daim eylesin. Ayrıca da emeğe geçen şimdiye kadar bizim Çınar abimiz, Abdur abi burada, Neşat abim burada, yine diğer başkanlarımız, yine diğer emeğe geçen sen Allah bin kere razı olsun. Yine rahmetli Sinan amca oğlu Allah kahve kahve rahmet eylesin. Aramızda ayrılan Allah rahmet eylesin. Hepsinin çok emekleri var. Burada hepiniz biri birinde değerli abilerimizsiniz. Ben de içinizde bir kardeşiniz olarak hep birlik olalım, beraberim olalım. Her zaman birbirimizin güzellikleri konuşalım. Asla, asla, asla yanlışlarımızı unutalım. Güzellikleri konuşmamak hiçbir sorun da aramızda olmaz. Hepinize Allah razı olsun. Bugün çok değerli bizim köyün mensupları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Gelecek Kurban Bayramı'nda kavuşmaya Rabbim'den niyaz ediyoruz. Rabbim İslam alemi içindeki bütün zıplarını içermesinden bu bayramdan vesile olsun inşallah. Mescid-i Aksa'nın Filistin'in bu günüşte vesile olsun inşallah. Hepimiz bu dizi için dua edelim her zaman. Çok değerli bizim köyün güzel insanları, derneğimize her zaman sahip çıkalım. Derneğimize hakikatlerimizi ödeyelim, bir güçlendirelim. Tabii bu yeni derneğimizin yeni başkanı ve yönetimi çok güzel görüyorum, başarılı görüyorum. Yalnız bir arzu, bir isteğim var yönetiminde. Bizim köyün sıkıntısı var köyde. Cami yolu, iki mahalleli yolu. Bunlara el atsalar, güzel bir şekilde uğraşsalar, başarsalar ve o köyün yollarını açsalar çok iyi olur. Köyümüz için, milletimiz için faydalı olur. Onlara da bir hayır hasenat olur. Biz de destekçi olalım inşallah. İnşallah bu işin üstüne gelirler. Hepinize saygıya selamlar diliyorum. Esselamu aleyküm. Konuşan başkanımız da Abdullah Sarboğa'ya destekliğine. Koşarlı köy harfi ve iyi insanlardı. Cümleten iddialı misafirler var. Açık açık yakın. Değerli Koşarlı köy insanları. Değerli misafir ve dostları, bombara günlerden cümleten hoş geldiniz. Allah sizden razı olsun. Bunun içinden bulunduğumuzu Ramazan bayramı bütün İslam alemine ve bütün halkımıza, insanlara mübarek olsun. Şimdi burada toplanan bütün insanlara Allah devam vermesin. Bizim köyümüzü de, derneğimizi de yaşatmasını Allah tarafından iyi etmesi lazım. Bu dernek bizim köy hakkıdır. Bütün her bir kuşa harfinin derneğidir. Şimdi bizim burada başkanımız, yöneticiyiz, biz geçiciyiz, biz hizmetçiyiz. Bütün köyün hakkıdır bu dernek. Herkes görebilmesi lazım. Ya bir tarafa çekilmez, ya bir tarafa şey derler. Bu hepimizin derneğidir. Allah bozmasın. Bütün buraya emeği geçen bütün şimdi aramızda ayrılan, ahirette güç eden bütün bu insanları da Allah rahmet eylesin. Gani gani rahmet eylesin Allah'a.
bütün cümleten tekrar hoş geldiniz. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Öncelikle bütün İslam alemi bayramını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah da nice bayramlar nasip etsin inşallah. Pandemiden dolayı yaklaşık 2 seneden beri bayramlaşmayı derneğimizde yapmıyorduk. Bu çağ bugün açıldı. İnşallah en kısa süre içerisinde bu pandemi süreci de biter. Tekrar eskisi gibi beraber bir araya geliriz. Gerçekten büyük bir özlem vardı içimizde. Ben yaklaşık 60 kilometrede bugün geldim derneğe. Sırf akrabalarımı görmek için. Allah herkesten razı olsun. Tabii aslında derneğimiz çok canlıdır ama bayramdan dolayı tatile giden arkadaşlarımız oldu. Bugün beklediğimiz kalabalığı gerçekten ulaşamadık. Bu da ondan kaynaklıdır. Derneğimiz 5 mahallede oluşmaktadır. Dönüşümlü başkanlık sistemi getirdik. Bu önerimi de ben getirdim. Sağ olasın halkımız da bunu olumlu yönde karşıladı. 2 senede bir yönetimler, başkanlar değişiyor. Dönüşümlü süreci gerçekten başkanlık sistemi olarak biz tutturduk. İnşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu tür bir uygulamaya geçer de önümüzü görmüş oluruz. Herkese saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Benim size bir önerim vardı. Biz geçenlerde dile getirdik. Direcan Merkez Koçaver Köyü olarak Direcan Federasyonu kurmak istiyoruz. 5 aşağı yukarı 7-8 tane derneğimiz var. Bunu da halkımız bunu bilmeli. Şu an bir alt çalışması yapıyoruz. Aşağı yukarı 5 mahallemiz, 5 derneğimiz buna katılmış. Bir derneğimizle de pazarlık halindeyiz. Bunda hepinizin haberi olsun. Allah'ın izniyle bunu kurarsak bu federasyonu daha da güçleniriz. Daha da güzel bir yere geliriz. Tabii Direcan Merkez Koçalar Köyü merkez olarak bu federasyonu kuruyoruz. Onu adı altında. Eğer kurabilirsek iyi olur inşallah. Çalışmalar başlamıştır. Haberimiz olsun. Bayramları kim diyorum? Öncelikle herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Şimdi ben birçok STK'ya, Adıyaman derneklerine gittim. Hepsinde çok yakın dostlarım var. Ama Drejanlıların olduğu yer benim için daha farklıdır. Çünkü benim akrabalarımın olduğu yerde. Ben Drejanlıyım. Ben Malatya Drejanlıyım. Siz Adıyaman Drejanlısınız. Malumunuz Drejan Aşiretim'in asıl yerleşim alanı Malatya'nın Hekiman, Yasahan ve Yama Dağları eteklerinde başlayıp Divriği'ye kadar devam eden biz Malatya'da Drejan'ın 63 köyü varız. Hekiman, Yasahan ve Divriği olmak üzere. Malumunuz hepinizin bildiği Konya Kulu, Ankara Haymana, Konya Cihanbeyli, Elazığ Baskin, Şanlıurfa'da ve Kırşehir'e kadar devam eden Drejan aşiretinin devamı var. Ben her şeyden önce camilere gittiğimde, bir de derneklere, STK'lara gittiğimde oraya katkı sunan herkese dua eden biriyim. Gerçekten derneklerin, STK'ların yaşaması benim için çok önemlidir. Özellikle de bu tür yerlerin ayakta kalabilmesi için zamanını harcayan başkan, yönetim ve üyeler. Bugün bayramın 2. gününde çoluk çocuğundan ayrılıp buraya gelmişseniz bunun bir sebebi vardır. O da şudur ki en azından İstanbul'da metropolde yaşayan çocuklarınız, gençleriniz kendi kültüründen uzaklaşmadan akrabalarını tanıyarak büyüsünler, yaşasınlar diye. Ben onun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Aslında Drejanlıların yalnızca dernek başkanlarının değil de Drejan'ın Türkiye genelinde böyle bir nüfusu varken, bu kadar köyü varken, bir köyü, iki köyü olan insanlar siyaset yaparken, siyasete yön verirken bu kadar nüfusu olan Drejanlıların yalnız dernek başkanlığı değil de belediye başkanlığı ve milletvekilliğinde konuşması gerektiğine inanıyorum. Eyvallah. Benim gönlüm arzu ediyor ki siyasi parti gözetmeksizin, partisi önemli değil. Çizgilerimiz var, değerlerimiz var. Bu değerlerimizi, çizgilerimizi koruduktan sonra bir Drejanlı vekilimiz olsun, Drejanlı bir belediye başkanımız olsun diye hep gönlümden geçen
Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olun. Bu arada iftar programını çekmiştik Adıyamanlar Vakfı'nda. Efendim iftar programını Ekin TV'de iki gün önce yayınladık ama bu akşam itibariyle Yolcu Yollar'da YouTube kanalına düşecek 8.30'dan sonra. İzleyemeyenler, izlemek isteyenler Yolcu Yollar'da YouTube kanalından akşam 8.30'dan sonra izleyebilirsiniz. Tekrar herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olun. Bayramla ilgili bayram mesajını vermek isteyen halkımızda aramızda varsa buyursun, mesajını yayınlayabilir mikrofonla yayın aracılığıyla.